Bu şaman duaları eşliğinde arıların muhteşem dünyasına büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu harika yaratıkların sırlar dünyasını perdelemek için bize arıcı Yusuf Usta önderlik edecek. Ne bunlar? Bu limon kabuğu. Niye koyuyoruz içine? Bunu koyuyoruz içine. Arıların sırtında taşıdığı varroa diye bir şey var, zararlı. O bunun kokusunu sevmiyor. Dolayısıyla varroa ile mücadelede kullanıyoruz biz bunu. Anladım. Hem sakinleştiriyoruz hem de varroa denen zararlı ile mücadele ediyoruz. Parazitten kurtarıyoruz arıları. Evet, aynen öyle oluyor. Yom. Bu şaman duaları eşliğinde kış arılar kış. Şimdi arılar sana sokmayacaklar. Şu anda arılara karşı tılsımlandım. Evet. Ve milyonlarca arının arasına dalacağım, hiçbir şey olmayacak bana. Çok güzel olmuş tam kıvamında. Sakinleştir bak, bu çok sinirli bir arkadaş. Bunu biraz sakinleştirelim. Yo, ben gayet sakinim. Sakinleştin mi? Sakin ol. Ben çok sakinim. Tamam. Şimdi arıların dünyasına giriyoruz. Benim de gelin. Buradaki şerbet şeyini, kabını getir. Şimdi ben hemen koşarak şerbet kabını getiriyorum. Koş. Biraz daha hızlı. Bana hiçbiri dokunmadı. Bundan bal yapmıyoruz. Sadece besleme. Kimi diyor? Bilmiyorum, tanımıyorum. Bunlara rüşet kovan deniyor. Ne kovan? Rüşet kovan. Koloniyi burada şey yapıyorsun, çoğaltıyorsun yani. He, sonra popülasyonu daha arttırıyoruz. Sonra yani diğer sonra büyük kovanlara dağıtıyoruz onu. Aktarıyorsun bunu diğer büyük kovanı. Çoğaldıkça, nüfus çoğaldıkça kovanlar evet. Büyütülüyor. Yok, kapatmış balı. Buraları kapatmışlar. Altları dolduruyorlar buraları. Ondan sonra üzerlerini böyle mühürlüyorlar. Evet. De bu eski bir petekti. Çok bal ancak koyar şeyler arılar. İç kısmı. Ön tarafa doğru. Bunlar kapakları kovanı. Evet. Biraz kızmaya başlıyor. Bu neydi? Kek bu, kek. Arı bunu yiyor. Kek diyoruz biz buna. Yiyebilir miyim bundan? Yiyebilirsin. Ama bir dakika, azıcık koparayım güzel mı? Güzel değil yani. Nasıl yani? Koy bakalım nasıl? Şu anda arıların yediği kekten yiyorum. Evet. Bunu siz takipçilerim için deniyorum. Arı keki yiyorum. Yani riski aynen öyle, büyük bir risk alıyorum. Hayati tehlikeye rağmen o keki yemeyi göze aldı. Bir şey söyleyeceğim, çok güzel. Helvaya benziyor. Yani şey var ya. 20 kelebası gibi. He, aynen. Ona benziyor. Gri. Bak, gri. Rengi gri. Nedir o baba? O yeni çıkmış yavru arı, işçi arı. Şuna bak, kafayı şunlardan sokmuş mesela. Bak, şu kapalı olan yer, şu kapalı olan yerler var ya, şunda kahverengi bunlar. Bunların içinde yavru var şu anda. Şimdi bu bal çok güzel. Direkt arının kaynağından alıyorum. Nasıl hocam? Hocam bu efsanevi bir lezzet. Allah Allah. Böyle bal olamaz. Direkt kaynağından yiyince aynen, öyle direkt mi? Direkt kaynağından aynen. Petekten. Şimdi güçsüz bir kovanımız var. Biraz zayıf kalmış. Popülasyonu az. İçerisinde çalışacak kimse yok. Nüfus azalmış. Göç olmuş. Oradan göç mü etmişler? Niye güçsüz kalmış bu? Büyük şehre mi göç etmişler? Onu ben bölmüştüm. Zayıflamış, kendini toparlayamadı. Toparlayamadı, çoğalamadı popülasyon, üreyemediler. Onun için ona uygun kovandan bir çerçeve aralı çerçeve vereceğiz. Evet, nüfus artsın diye oraya evet. Şey yapacağız. Yeni mülteciler yerleştireceğiz. Evet, kovanı açıyoruz. Kovanı açtık. Her kovanın içinde bir tane ana arı oluyor. Sonra işçi arılar oluyor. Evet. Erkek arılar olabiliyor. Erkek arı sezonluk yani bu. Sezonluk. Her zaman olmuyor erkek arı. Şimdi bu bir dakika, bu güçsüz kovan mı, güçlü kovan mı? Bu biraz güçlü bir kovan. Bundan alacağız bir kovan. Diğer güçsüz kovanı nakledeceğiz onları. Bak. Bu şimdi buraya bunu taktı.
Çünkü ham petek istiyor. He, petek eksik şu anda. Diyor evet. Bize petek başlıyor, ver diyor. Başlıyor buralara şey yapıyor. Aslında petek sağa, var. Sola. Şurada ama petek var. Ama görmemişler onu bu taraftalar. Görmemişlerinden değil de işte öyle oluyor bazen. Evet, şimdi bunu kaldıralım. Şimdi bir kovanda ne kadar arı var? 30, 40, 50, 1000. 1000. 30 bin, 40 bin, 50 bin. Evet, olabilir yani. Kovanın şeyine 50, bağlı, yoğunluğuna bağlı. Gider, tabii. Şimdi biz her çerçevede nasıl 1500 burada, 1500, ya, 1500 burada, burada, 1500 yukarı, aşağı yukarı ortalama olacak. Güçlü 10, bir kovanda. 10 tane çerçeve olsa 30 bin. Yani en az 30 bin. Ama bir de daha fazla olunca 40-50 bine kadar çıkar. Bunlar şimdi ne? Bunlar işçi arı mı? Bunlar işçi arı. Bunlar küçük mü büyük mü yavru mu bunlar? Bak şimdi. Şu koyu renkli olan mesela şu yaşlı bir arı. Tabii ama şu yavru mesela daha genç. Ne kadar yaşıyor bir arı? 45 gün yaşar. 45 gün yaşar. Ortalama. Bu ne yapıyor bu yavrular doğduktan sonra burada? Burada işte iç hizmet yapıyorlar ilk başta. He, sonra? O 15 gün sonra başlar. Dışarı çıkmaya. Kovanın yani içinde kalıyor. Kovanın içinde temizliği, yavru bakımı, anayı beslerler. Peteği yapıyorlar, güzellerini kapatıyorlar buraları böyle. Ah, ne yaptın? Bu şimdi propolis dedikleri bu. Bu da propolis. O delikleri kapamak için kullandıkları şey propolis. Propolis bu. Şu propolis, al onu. Bu propolis. Propolis. Arı bununla böyle delikleri melikleri tıkıyor. Tamirat evet. yapıyor. Evet. Pataklayıp öldürecek. Şimdi bu var ya bu pajek, bu çerçeve. Ne oldu? Soktu mu? Yok. Ay. Ne oldu? Şuna bak. Bunlar yavru, kurçuk. Anladın mı? Larva şeklinde. He, beyaz beyaz. Beyaz beyaz, görüyor musun? Arı sütü onların içinde var. Onlar arı sütüyle besleniyor ama sulandırılmış arı sütü. Sulandırılmış yani saf, arı sütü, saf arı sütü değil. Besleniyor. Evet. Kovanı şimdi güçlü bir kovan bulduk böyle dolu. Onu ayırdık. Diğer arkadaşlara yardım etsinler diye oraya göndereceğiz onu. Evet, güçsüz kovanımız burada. Şimdi güçsüz kovanımıza şey yapıyoruz. Yardımcıları getirdik. Onları ekleyeceğiz. Ana arı gösterir misiniz bize ya Yusuf hocam? Göstereceğim. Ana arı biraz daha böyle şey. Aa. Büyük. Orada. Bak, ben gördüm, görüyor musun? Nedir o baba? Bu ana arı ama bu arı çok küçük. Küçük yani evet. Şu ana arı. Bakalım hemen. Ana arı nerede baba? Bak, şurada bak şeyin ucunda, demirin ucunda. Geziyor. Hızlı bir şekilde şey diyor, hareket ediyor. Ha şu. Evet. Hızlı hareket ediyor. Evet, bulduk. Aynen. Bu ana arı. Evet. Ama bu çok küçük bir arı. Eğer bunu beslerler de gelişirse. Şu an ayrıldı mı hepsi? Ayrıldı evet. Evet. Bir ana arı 8 yıl yaşıyor. Evet. 8 yılda 5 milyon yumurtlama yapıyor. 5 milyon takipçisi mi var? Evet, 5 milyon takipçisi var 8 yılda. Ve şu oğul olayı nasıl oluyordu ya? Oğul olayında bir şey var. Oğul derken mesela başka ana arılar çıkıyor kovanın içinden. Ondan sonra o eski ana arı gidiyor, ayrılıyor kovandan. Başka bir yere. Sonra peşinden de birilerini götürüyor beraber. Evet. Benimle gelin ey halkım diyor. Ama hepsi gitmiyor tabii. Hepsi memnun değil. Bazıları kalıyor. Onunla beraber gidenler bir yerde toplanıyorlar. Böyle bir küme oluşuyorlar. Oğul deniyor ona. Ve kovanın içinden 7-8 tane daha başka ana arılar çıkıyor. Onlardan da ayrılan olabiliyor değil mi? Evet. O da gidiyor başka bir yerde yine bir oğul oluşturabiliyor. Veya öbür ana arının oğluna katılabiliyor falan. Böyle değişik siyasi oyunlar. Game of Thrones yani. Hep siyasi manevralar bunlar. Hep siyasi bunlar işte. Yani her yerde siyaset arkadaş. Yeter bıktık ya. Yeter arkadaş. Şerbetçi geldi. Şerbetim var. Keklerim var. Çok güzel efendim. Buyurun. Çağırsana beni. Gel oğlum, şerbetçi. Kek. Ne diyor? Şerbetim var abim. Buyurun. Şerbetçi geldi. Köreyi söndürmüşsün. Ya. Ben çekiyordum arada bundan sakin. Evet. Bir diye. Parça kek verelim buna. Hem şerbet vereceğiz. Hem de kek. Be keke bak be. Oh maşallah keke bak. En güzel tarafından şöyle koyalım. Onu yiyecekler mi? Yiyecekler. Yiyecekler, güçlenecekler. Hocam biraz şerbetimizi verelim. İçecektim ben de. Şerbet. İstersen gel. İçileyim sana, şöyle doldurayım. Sökeyim mi? Bu kıymetli bir şey, onu ona vermem. He. Ziyan olur. Kekten yiyebilirim ama biraz daha. Kekten yiyebilirsen ye. Bir dakika, oğul olduğu zaman
gidiyorsun onu alıyorsun oradan. Başka bir kovana koyuyorsun. Evet. Yeni bir kovanın olmuş oluyor. Evet. Güzel bir şey yani. Çok güzel bir şeydir. Çok zevkli alması. Sonra o oğlu alıyorsun. Sonra onun o ana arısı neydi, uçuyor yukarıya, ne kadar gidiyordu? O oğlun anası değil, şart ne? Değil o. He. Yani oğul çıktı da yani döllenmemiş ana. Yumurtlayamaz. Güzel efendim, berrak güneşli bir havada. Hı hı. Gökyüzünde erkek arılarla çiftleşir. Gökyüzünde? Evet. En az 2 tane, 3 tane, 4 tane duruma göre kaç kişi? 2, 3, 4 mu? Olabilir. Ondan sonra çiftleşmeden sonra gökyüzünde o onunla kim çiftleştiyse belasını buluyor. Niye? Ölüyor çünkü. Oha. Evet. İşte bir şey uğruna ne yani, hayatlar gidiyor. O merakı yüzünden hayatını kaybediyor. Ama şimdi o da tabii önemli bir şey yani. İnsanlar bile tehlikeye göze alıyorlar öyle bir şey için. Arılar zaten niye almasın yani. Tabii saf, zavallı bir şey anlamıyor. Aynen. Cahil. Kandırılıyor belki. Şimdi? Şeyimizi kapattık. Kovanımızı bakalım, bekleyeceğiz şimdi. Bakacağız, kovan güçlenirse güçlenecek, güçlenmezse. Eğer o anayı kesmezlerse. Mesela bakarlar şimdi o orada, anayı şimdi o anayı sevmeyebilirler. Benim, çünkü orada analı olarak şey çıktı. Aa, lan bizim anamız nerede derler. Yeni bir ana. Nereden çıktı bu ana derler. Ananın. Bizim anamız deyip, vardı. Ananın derken o anayı kesebilirler. Anladım. Anasını, evet. Şimdi iki çeşit koku var burada şimdi. İki çeşit kovan kokusu bir, var. Bir o kovanın kokusu, bir bu kovanın şimdi, kokusu. Evet. Şimdi o, dolayısıyla bu yeni koyduklarımız o ananın kokusunu alamaz. He. Yanlış algılar onu. Bu ana bir yerden girdi bizim kovana gibi belki. Öyle de algılayabilir. Tabii öyle de algılayabilir. Dışarıdan gelen kesebilirler olarak görebilirler. Evet. Abi. Şimdi bu özel yapılmış olan bir kovan. Bu Afrika kovanı diye adlandırılıyor. Kenya Afrika kovanı. Bizim kovanlarımız böyle görüldüğü gibi düz. Bu ise konik. Belli bir konikliği var. Ben ne yaptım? Ben buna bir kat koydum. Kat yaptım ona. Bu çok kuvvetli bir kovan aslında. Ulan ne kadar ağır bu. Ulan bunlar doldurmuşlar balık. Arıların dünyasına yaptığımız bu muhteşem yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.